Körfez Savaşı esnasında Saddam Hüseyin'in askerleri işte şeyleri düşürdüğünde, bir helikopteri düşürdüğünde maymunlar gibi seviniyorlardı. Aynen bu ifade Kant'ın antropoloji kitabındadır. Şey der mesela, der ki doğulular çocuklarını maymunlar gibi sever. Korkunç bir şey. Ben bunu yazdığım için bana şey dediler, ya sen şey yap, magazin yapıyorsun. Şimdi böyle bir şey düşünen bir adam, öyle eyle ki evrensel eylediğini her eylem, yani bunun hep her yerde uygulanabilir olmasını isteyeceksin bütün zamanlarda. Bu inanılmaz bir şey. Mesela yıllarca bize Eichmann'ın, ki Arendt bunu çok akıllıca çözmüş olmasına rağmen, Arendt'in, Kant'ın politika yazıları üzerine çok özel tartışmaları vardır. Eichmann'ın kullanma tarzı yanlıştır ama bize biraz onu abartarak sunmuşlar. Eichmann demiştir ki ben Kant'ın dediği gibi bir şey yaptım. Ben Kant'ın kategorik buyruğuna uyum sağladım. Yani sizin bugün liberal hukuk diye anlattığınız, liberal özgürlük, otonomi dediğiniz her şeye ben saygı duydum. Benim çok yakın Yahudi arkadaşlarım var. Ben hepsini korudum. Bana verilen emirleri yerine getirdim. Emirleri yerine getirirken de kanun belli. Evrensel bir kural olmasını istedim. Verilmiş olan emirleri böyle şey yaptım. Dolayısıyla ben bu konuda vicdanen bir rahatsızlık hissetmiyorum dedi. Vicdanım rahat. Ölüme giderken de ve mahkemede de gayet soğukkanlı kitabını okuyup mahkemeye çıkan bir şey. Arendt bunu gördüğünde şok geçirmişti. Şimdi biz de Türkiye'de böyle şeyler söylediğimizde şok geçiriliyor. Çünkü şöyle bir şey, Türkiye'de değil dünyada da bu artık şey yapılmaya başladı. Böyle bir ahlakı, böyle bir aklın kullanımını öngören bir kişi nasıl olur da ırkçılığın, insanlığın başlangıcı hakkında mesela metni vardır. Kant'ın küçük bir makale. Yani tahmini olarak hatta başta da öyle, tahmini başlangıcı üzerine Kant'ın ifade ettiği bu şeyler, söylemlerin büyük çoğunluğu bugün ırkçılık diye, hatta kafatasçılık diye ifade ettiğimiz şeylere tekabül eden şeyler. Bunları söylediğimiz her mekanda büyük bir şey, sanki Kant'ın metni orada durmuyor da biz kendi kafamızdan bir şey uyduruyormuşuz gibi. Dolayısıyla daha uzun uzun bunlarla ilgili örneklerim var. Mesela Kant'ın çok olağanüstü uluslararası hukukla da, zaten uluslararası hukukun neşrettiği bir takım metinlerin de şeyi olarak görülüyor. Kozmopolitanizm, dünya yurttaşlığı amacı. Öyle bir tarih teşekkür edecek ki, bu teşekkür eden tarih dünya yurttaşlığını gerçekleştirecek. Dünya yurttaşlığı dediğimiz şey nedir? Hepimiz böyle sevinçle koşuyoruz. Çünkü gayet güzel bir şey. Kant'ın dünya yurttaşlığından kastı, işte bu ahlakın ve ona uygun geliştirilmiş olan hukukun neşrettiği ya da işte organize edildiği, ihya edildiği bir dünya. Böyle bir dünyada kozmopolitanizmin inşasından bahsediyor. Ama o kozmopolitanizm bir şekilde şöyle oluyor. Mesela diyor ki İranlılar yıllarca Çerkez kadınlarını, bu da yine onun metninde, Çerkez kadınlarını, kızlarını kendi saraylarında fahişe olarak tuttular. Osmanlılar da onlardan devraldı. Böyle ifadeler var. Yani dolayısıyla bu ifadeler tipik ifadeler değil. Bu nasıl oluyor ikisi bir arada? Hem olağanüstü, olması gerekenle ilgili olağanüstü, açık, sarih, herkesin anlayabileceği bir şey ortaya konurken, aynı zamanda antropoloji ile ilgili bir şey söylenirken ya da politik hayatla ilgili, yine öğrencisi Herder, hocasına çok şiddetle karşı gelip bir şey yazıyor ve Herder'e, öğrencisi, ne mutlu ki Kant gibi hocası varmış Herder'in. Öğrencisi kitabı yayınladıktan sonra hocası olarak Kant cevap veriyor Herder'e. Tarih çalışması, ki bugün çok kültürcülük tartışmasının merkezinde olan birisi, Avrupa'da, Avrupa merkezi düşüncesi içindeki çok özgün bir konumda olan birisi Herder. Mesela Kant ona cevap veriyor. Diyor ki o zaman evrensellik elimizden gider. Ama şey, Herder'in derdi de şu, diyor ki doğullar da kendilerine özgür bir yaşam sürüyor olabilirler. Onları kendi değer yargılarına bakırlar. Yani biz bunu bu gömleğin içine sokarken yok ediyoruz gibi küçük bir uyarı var yani. Sadece bu kadar. Çok daha ileriye götürmüyor. Ve sadece övgüler dizmeye çalışıyor. Ama Kant buna direkt 2 yıl sonra cevap veriyor. Öğrencim beni yanlış anlamış. Bay Herder şöyle yaptı, Bay Herder böyle yaptı şeklinde konuşuyor. Şimdi benim bunları sayıp dökmemdeki gerekçe Kant'ı karalamak değil. Liberal hukuku ya da liberal kamusal alanı modern devletin ya da inşasında ortaya çıkarken bunu
20. 21. yüzyılım zayıf dedim ya, 18. yüzyılda yazan birisi olarak çok net bir şekilde tarif eden birisinden hareket etmek istiyorum. Bir de Türkiye'de dokunulmazlığı olan birisine dokunmak istiyorum yani. Gerçekten dokunulmaz bir isim yani. Dokunmasak iyi mi olur, kötü mü olur bilmiyorum. Merak ettiğim için de soruyorum. Şimdi ebedi barışa dönmek istiyorum. Bu genel olarak işte ahlak hakkında, epistemolojisi hakkında ya da tarih hakkında ya da antropoloji yazılarında şeyler söylüyor. Kant ebedi barış düşüncesini işte dediğim gibi Fransız devrimi var ve Basel anlaşması var çok yakınında. Bunların ikisinin ortaya çıkardığı şeyi özellikle Basel anlaşması Kant için çok kritik bir şey, anlaşma. Onun çeşitli hükümleri var. Ve o hükümler o kadar şey ki, keskin ki, ilk 6 maddesi var. Zaten bir barış anlaşması ancak böyle olur. Mesela ilk maddesinde barış anlaşması ile ateşkesi birbirinden ayırıyor. Ateşkes diyor hiçbir şeydir. Barışa hizmet eden bir şey değildir. Barışa hizmet eden şey, savaşan kuvvetler, kimlerse bunların silahları derhal bırakması gerekir. Ve bir paragraf sonra da şey diyor, düzenli ordu lağv edilmelidir. Yani mesela Paris Komünü'nde de böyle bir şey var, milisler var biliyorsunuz. Düzenli ordunun ortadan kaldırılması fikri. Yani böyle şey çok da böyle kuru kuruya söylenmiş şeyler değil. Mesela ikinci ya da üçüncü madde, şimdi buraya bakmayayım, herkes bakmadan konuştu, ben de sıralamayı karıştırarak söyleyeyim. Mesela şey var, kimyasal silah mevzusu oldu bizde değil mi? İşte hardal gazı verdik, vermedik, bilmem ne oldu, satıldı falan. Mesela Kant'ın kesin hükümler, yani ilk 6 maddesi ebedi barışta, bir ülke diğer bir ülkeyle savaşıyorsa, yani savaşıyorsa değil, bir ülke bir başka ülkeyle ittifakı bozulmuş ise, gelecekteki yapabilecekleri barışta yüz yüze baktıklarında birbirlerine bakabilecekleri bir yüzsel ilişki kurmaları lazım. Yani onlara biyolojik silah, öyle diyor. Onun adlarını yazmış tek tek. Tabii 1800'lerden bahsettiğim için. Elde ne varsın? Eldeki malzemeyi de şey diyor. Yani mesela borç verilmesine karşı, kapitülasyonlara karşı bu uluslar birbirlerine aşırı derecede borç veremezler. Yani birbirlerinin iç ilişkilerine karışamazlar. Eğer devlet parçalanmış ise taraflardan, devlet içindeki çatışan taraflardan arasında ara buluculuk yapabilirler ama onlara asla karışamazlar. Yani Kant'ın bütün o özellik otonomi üzerine kurduğu şey ebedi barışta da şey yapıyor. Yani insan birbirlerini yesinler demiyor ama yani başlangıçta bir takım o yeme faaliyetine müdahil olduğunuzda işi kızıştırmamamız gereken şeyleri başta çekip ellerinden almak istiyor. Yani işte silahlar, silahların kesilmesi, borcun verilmemesi, işte yüz yüze bakarken konuşulabilecekleri o barış durumunda ihtiyaç duyulan bütün o tarihsel bağların zedelenmemesi için elinden gelen her şeyin yapılması gerektiğini söylüyor. Bir de geçici maddeleri var. Bunlar geçici maddeler. Daha doğrusu bu sürekli maddelerin dışında kalan 6 maddelik şeyi de biraz daha detaylandırıyor. Bu bugün aslında uluslararası hukukun ve uluslararası hukuk mahkemelerinin neşrettiği diyelim ilkel ya da ilkel demeyelim biraz şey olabilir ama öyle diyelim felsefi temeller diyelim. Böyle bir şey oluyor. Benim bu metne ve Kant'ın bu pozisyonuna ilişkin bazı itirazlarım var. Hatta madem şey bakabiliyorum. Mesela şöyle, bu maddelerden ilk üçü mesela barış antlaşması içinde hiçbir savaş gerekçesi gizlenemeyeceğinden barışı basit bir mütarekeye, ateşkese, silah bırakmaya indirgemek yanlıştır. Devletin esasını teşkil eden yapı parçalanmışsa devletlerin birbirlerinin iç ilişkilerine karışması kabul edilemezdir. Gördüğünüz gibi bugün olan her şeyi aslında bir anlamda reddediyor ama bir yandan da tutuyor. Çünkü devamında tutmaya başlayacak. Hiçbir gerekçe devletler barış zamanında birbirlerine olan güvenlerini zedeleyecek politik davranışları sergileyemezler vesaire. Mesela bunlar uluslararası hukuk açısından. Bir de Kant'ta şöyle bir şey söylemeyi unuttum. Ahlak içsel zorlayıcı yasa. Yani insanın içinden gelen bir şeydir ahlak. İçsel zorlayıcı yasadır. Hukuk ise dışsal zorlayıcı yasadır. Dolayısıyla ahlak bağlayıcı olandır. Hukuk
evrenselliğin, o işte uluslararası hukuk ya da işte evrensel tarih ya da kozmopolitanizme hizmet eden zorlayıcı şeyler. İçten gelen zorlayıcı şeyler zaten olmazsa biz insan olamayız. Dıştan gelenler ise aramızdaki dengeyi kurmak için. Dolayısıyla böyle bir şey var. Mesela devam ediyor. Şöyle geçici maddeleri sayıyorum. Bağımsız devletlerin birbirleriyle ilişkileri öz saygı çerçevesinde olmalıdır. Emperyal güç ilişkileri teşvik edilmemelidir. Daimi ordular süreç içinde ortadan kaldırılmalıdır. Devletler menfaatleri gereği kredi sisteminin ağlarına sürüklenmemelidir. Yani bunlar Kant'ın çağı açısından çok ileri demeyelim, belki de yeni yeni filizlenen şeyler ve bunları çok ciddi bir şekilde bağlamış. Peki, ben böyle bunu niye düşünmüştüm? Bu ebedi barış akademisyenlerle dediğim gibi imzalaması ya da ülkedeki iç savaş, tırnak içindeki iç savaş durumunu ben çok önce yazmıştım. Ben Suriye ve Irak durumu karşısında bu metni kaleme almıştım aslında. Ama şimdi geliyor ki kendi savaşımızla da çok sıkı bir şey var, ilişkisi var. Ben orada iki tane referans noktasıyla bu metni eleştirmeye ihtiyaç duymuştum. Pardon, ona geçmeden önce birkaç şey daha söylemek isterim. Bu dünya yurttaşlığı ve devletler hukukunun bir federasyona dönüşmesi hikayesini zımnen söylemiş oldum ama Kant bir devletin cumhuriyetçi olması gerektiği zorunluluğundan bahsediyor. Bu çok önemli bir şey. Cumhuriyetçilik mevzusu. Çünkü imparatorluk yani anayasal monarşiler gibi yani Hegel'in çözümü daha sonra geliyor olmasına rağmen otoriterlik gibi şeyler Kant açısından bir kişinin kendisini ahlak yasasını uygulamasını ya da kendi kendini yaratabilmesinin önünde engel. Cumhuriyet yurttaşlık sağladığı için dolayısıyla kendisini birey olarak inşa ettiği için Kant bunu savunmaya devam ediyor. Şimdi tekrar döneyim. Şey, metnin ilerleyen kısmı. Şimdi Kant'ın bu ebedi nakledebildiğim kadarıyla sizlere ebedi barışla ilgili söylemiş olduğu şey yaklaşımını ben biraz sorunlu buldum. Sorunlu bulmamı da neden olan iki tane kişiyi kullandım burada şeyde. Gerçi üçüncü birisi daha var ama o biraz daha liberalizme yakın. Bir tanesi Michel Foucault. Kendisi Kant'a zaten müthiş bir saygı duyuyor. Kant'ın, mesela Kant devrim fikrine karşı. Çünkü kan akıtılmasına karşı. Yani basit, çok basit bir basic düzeyde bir şeyi var. Savaş olmasın, insanlar birbirlerini öldürmesinler, reform yapsınlar. Yani devrimci değil, reformist birisi çizgi olarak. Ama bir devrim olduysa o devrimi de en önce o selamlıyor. Çünkü artık olmuş bitmiş olan olmuş. Çünkü ayrıca devrimler de insanların bilinçlerini bir sıçramaya yol açıyormuş gibi görünseler de aslında sıçramaya yol açmazlar. Toplumsal hayatta, tarihsel hayatta bir süreklilik vardır. Dolayısıyla dünkü insan bugün başka birine dönüşmüyor. Dolayısıyla Kant'ın bu şeyi Foucault tarafından çok karşılanıyor. Devrim problematiği özellikle Kant'ın devrim konusundaki fikri Foucault'u meşgul eden bir fikir. Çünkü biliyorsunuz 68 döneminde yanılmıyorsam 65'ten 67'ye kadar Cezayir'de Foucault 68'de galiba şeye geliyor Paris'e. Sonrasında da Amerika'ya gidiyor zaten. O süreçte Foucault'un Komünist Partisi'den kopma süreçleri falan filan da var. Yani zaten aslında 20. yüzyılın son çeyreğine kadar bütün hemen hemen 20. yüzyılın entelektüellerinin hepsi Marksist Parti'ye bir şekilde ya üye oluyorlar, ya kapısından geçiyorlar, bir şey oluyor. Foucault da bunlardan nasiplenen birisi. Foucault özellikle bu Aydınlanma Nedir makalesi ve diğer antropoloji yazılarını hem Fransızca'ya çeviriyor hem de tartışmayı yapıyor ve burada bir takım modifikasyonlar, yenilemeler yaparak bir takım antropolojik illüzyonlar içinde bulduğu şeyi, yani antropolojik illüzyon dediğim şey, işte maymunlar gibi çocuklarını seviyorlar, işte şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar gibi ırkçılık terminolojisinin içinde ırk kavramının kendisini de bizzat kullanarak bunları anlattığı için bunları birer illüzyon olarak görüyor ve bunları sistemin dışına taşıyor ama reformist tarafını ve devletle kişi birey arasındaki bağlantıyı doktora sürecinde kullanıyor ve daha fazla bu konuda Kant üzerinde daha fazla yorum yapmıyor. Dolayısıyla ben bunu Kant'ın burada uzun uzun yazdığım için Kant'ın tartışılması açısından önemli buluyorum. Bir de anakronik bir şekilde
geri döndüm sonra. Burada bu tartışmada. Geri döndüm derken Benjamin'e döndüm. Yani Benjamin Foucault biliyorsunuz işte daha yakın tarihli bir çağdaşımız. Benjamin ise aslında 19. yüzyılın ilk yarısında bile değil, ilk çeyreğinde faal olan birisi. Şimdi Benjamin de Kant'la ilgileniyor. Kant'ın bu özellik düşüncesiyle kendi kendini yaratmak, yurttaşlık, şiddetle ilişkili söylediği şeylerle ilgileniyor ama çok kısa sürede Kant'ı terk ediyor. Ben o terk etmenin bir terk etme olmadığını aslında şey gibi yaşamsal bazı travmalarımız olur işte yaşamımızı etkileyen. Onun etrafında bir hayat örürüz ama hiçbir zaman onu konuşmayız gibi. Kant biraz Alman düşüncesi ve modern düşüncede böyle bir kişi. Kim dokunuyorsa bir süre sonra adını anmasa da onun üzerinden geçerek konuşuyor. Şimdi ben burada özetle şöyle diyebilirim. Benjamin'in tartışmasını, Kant üzerindeki tartışmasını. Benjamin Kant'a baktığında şeyi görüyor. Tam da Gökçe'nin söylediği tartışmayı, daha doğrusu Frankfurt Okulu'nun sonradan Habermas tarafından somutlaştıracağı tartışmayı görüyor. Mesela Kant'ın dil üzerine söylediklerinin bir iletişim dili yarattığını ama ilişkisellik üzerine hiçbir şey söylemediğini. Mesela son işte söylediğin şey, hukukun bir dili olsaydı, Wittgenstein aracılığıyla söyledin ya, işte mesela anlaşılmazdı. Lacan şey diyor zaten, gerçeklik bir uğultudur. Dil sadece bu uğultudan bizim süzdüklerimizle ilgili bir şeydir. Yani dil aslında sembollerin birbirleriyle bir şey aktarımları değil, daha çok bir şeyi kapsayan bir şey. Şimdi Benjamin bunu Kant'ın bir çağdaşı aracılığıyla söylüyor. O çağdaş zaten Kant'a söylemiş ama Kant pek dinlememiş onu. Haman denilen birisi, o diyor ki dil böyle bir şey değildir, iletişimsel bir şey değildir, ilişkisel bir şeydir. Dolayısıyla buradan sesimiz bir takım sembollerle oraya taşınabilir ama ya da ortak anlam dünyası içinde bir şeyler söylemeye başlarız ama kapıdan ya zamansız bir şekilde çıkıp sonra üç cümlesini duyduğunda girdiğinde başka bir şeye dönüşür. Dolayısıyla dilin kendisi aracılığıyla gerçekliği anlatamayız. Gerçekliği her zaman keşfetmek zorundayız. Yani dil aşındırılmak ve yenilenmek zorunda. Dile tapamayız yani. İlişki işte bu yüzden sürekli değişen bir şey. Böyle bir şeye söz ediyor. Bunu söylerken Benjamin bundan zevk alıyor, hoşuna gidiyor, bunu alıyor. Çünkü Benjamin aslında şiddetin eleştirisi gibi bir metin yazıyor. Çok genç bir yaşta yazıyor. Ve Carl Schmitt hayatta gerçekten batılı düşünürlerin bir düşünme namusları tırnak içinde var galiba. Carl Schmitt'e bir mektup da yazıyor. Carl Schmitt o zaman olağanüstü hal üzerine falan filan yazıp döküyor falan. Modern çağın Machiavelli'si ve Hobbes'u olarak adlandırılan Carl Schmitt, Almanya'da çok güçlü birisi. Öbürü de çocuk. Daha doğrusu üniversiteden mezun olmuş bir zat-ı muhterem. Eleştiri getiriyor, şiddetin eleştirisi. Orada, buradaki bugün işte Kansu'nun kaygısını dile getirdiği, ya şimdi hukuk yok, hukuku yıkıp gittik falan filan gibi bir mevzu orada cereyan ediyor. Şöyle bir şey, biliyorsunuz Carl Schmitt'in işte kararcılık yaklaşımı dolayısıyla şey diyor işte, egemen olağan durumda her şeye hükmeden birisi değil, aksine olağanüstü halin ne olduğuna karar veren kişi. Çok basit bir formülasyon, oynama yapıyor. Benjamin bu oynamayı yerinden etmeye çalışıyor. Diyor ki, yazdığı mektupta, olağanüstü hal sadece egemenin karar vererek işte ifade ettiği şey değil. Çünkü olağanüstü hali gören başkaları da var. Dolayısıyla onlar tarihte sahne alabilirler. Bunu işte Revü tarzı felsefe dediği şeyde, Alman yani işte Jüris'in öyle dediği kitapta bunu anlatıyor. Alman barok sanatında. Şeyde 17. yüzyıl Alman şeyinde, imparatorluğunda işte ilişkileri, saray entrikalarını ele aldı, tartıştı ve egemenlik tartışması yaptı. Metinde diyor ki, mesela o çok belki bu metni okumak biraz zor ya da okumayacaksınız belki. O yüzden akılda kalıcı olsun. Hamlet'te böyle bir sahne var. Belki bir gün şey yapar. Hamlet işte Fransa'dan geliyor. İşte mezarlıkta işte uğraşanlar var. Mezarlıkta bir kafatası görüyor açıkta. Bu kimin kafatası diyor. Eline alıyor. Diyorlar ki işte sarayda baba Hamlet'in adı anılıyor. Onun şeyidir diyor. Kafatasıdır diyorlar. Aha diyor, o soytarı beni çocukken ne kadar oynatmıştı, işte şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı vesaire diye şeyler sayıp döküyor. Bak ama diyor, ölümlü işte, ölümlü dünya, geçiyor her şey falan.
sarayda 2 yılda bir, 1 yılda bir bir soytarının kafası kesiliyor. O şeyde, bu oyunlarda, Alman barok sanatındaki bu soytarıları da kaleme alan şeyde neden imparator soytarıları da ortadan kaldırıyor? Soytarı burada sembolik bir anlamda. Çünkü onlar da gerçekliğin farkında. Soytarı ağzından laf açılıyor ya da sinirlenip söylüyor. Ya da herkes gülüyor zaten. Halkın bir ifadesini, yani halk adına konuşan birisi şey karşısında. Diyor ki işte yoksulluk var efendim, açlık var. Millet ha ha falan diyor ama imparator tabii bu durumdan rahatsız oluyor. Soytarının hayatına son veriyor. Dolayısıyla soytarı sadece güldürme işini değil, egemenlik ilişkisini de parçalayan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Benjamin edebiyattan geldiği için bu figür çok önemli. Bu soytarı kim? Bu kral kim? Egemenlik neyin nesi? Dolayısıyla üzerine tarih tezleri üzerine yazdığı metinde sık sık zayıf mesiyanik bir güçten bahsediyor. Zayıf mesiyanik gücün de tarihsel materyalizmin yani bir hayal kırıklığı var Rusya'ya baktığında. O hayal kırıklığına rağmen onu terk etmeyen bir şeyle yaklaşımda tarihsel materyalistin göstereceği bir performansın ya da yeni bir olağanüstü hal, gerçek olağanüstü hal daha doğrusu ilan edecek bir güç olarak gösteriyor. Yani o bir kişi değil aslında. O aslında bir şey olarak, bir kültür tarihçisi olarak Benjamin'i öyle görürsek, o aslında kültürün içinde büyük bir sınıfsal ya da işte toplumsal kesimi ifade eden bir şey. Şimdi şeye dönelim, hukuka dönelim. Burada böyle bir şey yaptım. Hukuka dönersek tekrar geriye, Benjamin şey diyor, Kantçı hukuksal alan, yani doğal hukuk ve pozitivist hukuk diye bir şey var. Daha doğrusu bunun asıl adı araç amaç ilişkisi. Araçlar için ama yani mübah amaçlar için işte bu araçları kullanabilirsiniz. Ya da işte bu araçları kullanırsanız şöyle bir amaca ulaşabilirsiniz. Ayrımının bu video hukuk şiddet sarmalı yaratan bir şey. Hukuk şiddet yani sürekli araçlar ve amaçlar arasında tartışmak bir kısır döngüdür. Yani dolayısıyla bu şekliyle hukuku algıladığımız zaman ya da şiddetin basitçe işte hukukun tekeli altına alınması ya da devletin tekeli altına alınması ve dolayısıyla savaşa ya da işte şiddete sürüklenecek olan unsurları silahsızlandırmak silahın ortadan kalktığı gerçeğini bize söylemez. Ya daha doğrusu silahın ortadan kalktığı falan yok. Orada bir şey var ve bir illüzyon yaratılıyor. Burada aslında şöyle bir durum da var. Egemen açısından bakıldığında egemen bu illüzyonu takip ediyor ama sadece bu illüzyonun daha doğrusu yayılmasını sağlıyor ama sadece böyle bir şey yapmıyor. Mesela bunu uygulayan unsurlar olarak yani uygulayan unsurlar nedir? Mesela polis gücü. Polis geliyor diyor ki olağanüstü hal ilan edilen bir yerde ya ben kardeşim kusura bakmayın galiba 3 ay 4 ay önce bir yasa çıktı işte bazı evleri top ateşiyle uzaktan vuracaklar. Yani çünkü evin 3. katında bomba mı var, 5. katında bir şey mi var bilmiyoruz. Can kaybı olacağına yıkacağız, geçeceğiz. Dolayısıyla polis aslında sınırlandırılmış bir güce de sahip olsa o işi yaparken asker devletin şeyinde, egemenin boyunduruğunda olmasına rağmen kendi kendine yasa üretmeye başlıyor. Ve egemeni de dönüştürüyor. Dolayısıyla bu tartışmanın, araç amaç tartışmasının ya da böyle her şeyin kurala bağlandığı bir yerde bile gerçeklik yansıtmadığını, gerçekliğin kendisini yansıtmadığını. Çünkü orada bu şeyin parçalandığını, işin kendisinden kaynaklı olarak parçalandığı ve yayıldığını düşünüyor. O yüzden diyor ki hukuk şiddet sarmalından nasıl çıkarız? Makalenin özü bu aslında. Yani yaklaşık 20 sayfalık bir makale ama 15 sayfası hep bunu anlatıyor. Sonraki bölümde şunu demeye çalışıyor Benjamin. Benim konuşmamın da sonuna getirecek bir şey. Diyor ki iki tane şiddet türü vardır aslında. Yani işte araç amaç ilişkisi, yasa koyucu, yasa kurucu işte vesaire gibi şiddetten bağımsız olarak daha doğrusu onları da içine alacak bir şekilde bir mitik şiddet vardır. Bir de mesiyanik şiddet vardır. Bunu bazen Türkçe'ye çevirirken ilahi şiddet diye de kullananlar var. Şimdi mitik şiddet aslında hepimizin çok kolayca anlayacağı bir şey. Mit dediğimiz şey böyle tarihin bir zaman diliminde yaşanmış işte Homeros'un metinlerinde kalmış bir şey değil. Mit her gün üretilen bir şey.
var olan bir şey. Yani Tayyip Erdoğan miti diyoruz mesela. Ona bir hem dokunulmazlık, zaman üstü bir kavrayış kazandırıyoruz ama aynı zamanda zamanımızı etkileyen bir şey olarak karşımızda duruyor. Mitik şiddetin unsuru bu. Mitik şiddet aslında dokunulmazlık icra ediyor işte. Hukukun üstünlüğü dediğimizde aslında hukuku bir mitsel hava kazandırıyoruz. Ama oysa gerçekliğin kendisiyle bağlantılı. O gerçeklik görünmez hale geliyor. Onun üzerinde onu yöneten bir şeymiş gibi görünüyor. Mitin genel işlevi bu. Dolayısıyla mitik şiddet dediğimiz bir şey var. Bu mitik şiddetin görevi karşı iktidar yaratmak. Yani bu evet mevcut şiddet ya da hukuk döngüsünü parçalar, mitik şiddet uygularız. İşte nedir işte devrimcilerimiz var bizim. Çok sevdiğimiz devrimci abilerimiz, ablalarımız var ya da örgütlerimiz var. Öyle bir şey yapacağız ki iktidarı al aşağı edecek, paramparça edecek. Evet yaptığı ve yerine bir iktidar kuruyor. Karşı iktidar oluşturan şey. Mitik şiddetin özelliği iktidarla bir sorunu var. Evet iktidarı işte o araç amaç ilişkisinin dışında bir şekilde kavruyor. Daha doğrusu onu aşan bir şekilde kavruyor ama son tarihte karşı iktidar kurarak kendisini tekrar konsolide ediyor. Başkanımızın söylediği gibi. Ama ikinci bir şey var ki bunun tarih tezlerine geldiğinde Benjamin zayıf mesiyanik güç diyor ama ilk bahsettiğinde sadece mesiyanik güç olarak adlandırıyor. Diyor ki hukuk şiddet ilişkisi parçalanması mevzusu aslında temel olarak araç amaç ilişkisinde de budur. Adaletle ilgili bir şeydir. Hukukun varoluşu adaletle ilgili bir sorudur. Ama adaletin kendisinden vazgeçiyoruz. İşte adalet hukuk aracılığıyla tahsis edilebilir mi? Hayır ya da evet diyoruz. Neyse işte. Adaletle ilgili bir soru olduğu için mesiyanik şiddet doğrudan doğruya temel aldığı şey adaletin kendisi. Adaleti nasıl ortaya koyacağız? Mitik şiddetle mesela karşı iktidar yarattığınız zaman ne yapıyorsunuz? Kefaretini ödetiyorsunuz. Size bu kadar zulmetmişler, onları affedecek değilsiniz ya. Ne yapıyorsunuz? Kan döküyorsunuz. Mitik şiddet kan ister. Kefaret ödetir. Karşı iktidar kurmanın şey. Ama öbürü mesiyanik şiddet ya da ilahi şiddet olarak adlandırılan şey ise ben ilahiyi biraz tehlikeli buluyorum ama yine de kullanılabilir, sorun değil. Mesiyanik şiddet, biliyorsunuz mesihçilik bütün semavi dinlerde olan bir özellik. İsa, şimdi bizim için Jesus İsa, Krist İsa neyse işte adlandırılan kişi İsa aslında şu anda Tanrı'nın yanında, Tanrı'nın oğlu olarak bütün insanlığı günahlarının affedilmesi için, yaptıklarının affedilmesi için cefa çekiyor, acı çekiyor. Kefaretimizi ödedi. Kefaretimizi ödedi. Evet. Ve gelecek buraya, buraya döndüğünde hem onun için bitmiş olacak hem de sorunlar bir ahir günde bizim için bu şeyi çözmüş olacak. Yani Mesih'in temel işlevi bu. Dolayısıyla Mesih aslında devrimci gücün ortaya çıktığı gün. Yani adaletin tahsis edildiği gün. Her şeyin bir şekilde iktidar karşı iktidar ya da hukukun şiddetle kurduğu sarmalı aşıldığı bir şey. Orada tek talep var, adalet talebi var. Adalet talebinin olduğu yerde kan dökmek, kefaret istemek gibi bir şey yok. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl olacak, nasıl bir şey? Zaten Benjamin de bu soruyu şiddetin eleştirisinden 10 yıl sonra işte yazdığı bir metin, daha doğrusu ölmeden önce son yazdığı bir metin, pasajların ön sözü olarak tarih üzerine tezlerde bu soruya üstü örtülü cevaplar üretmeye çalışıyor. Onun da benim kanaatim odur, kolaycılığa kaçmamak açısından. Çünkü Benjamin'in böyle bir kolaycı bir hayatı olan birisi değil. 10 yıl aç kalmış bir adam, National Bibliothek'te gidip sürekli çalışmış falan. O şeyde proletaryadan, çünkü Sorel geleneğine bakıyor. Aslında şiddetin eleştirisinin altında yatan şey Fransızca işte George Sorel'in şiddet metnindeki ifade ettiği sabotaj, grev, genel grev. Böyle üçlü bir ayrım var. Genel grev mesela nedir? Bütün sistemin durdurulduğu bir şey. Şiddet türü. Grev sonuçta lokalize bir şey. Ama genel grev bütün işleri parçalandığı bir şey. Mesela Sorel'e dönüp diyor ki evet bu genel grev olayı çok önemli. Mesela mesiyanik güç anlamak açısından. Bir tür genel grev tarif ediliyor. Ama bu genel grev yapıldığı zaman, inşa ortaya çıktığı zaman sistemin dişleri paramparça edilecek. Peki sonra? İşte hep bu sonrası. Olması gereken tekrar tezahür ediyor. Peki sonra ne olacak? Peki insanlar birbirlerini öldürürlerse, tecavüz ederlerse
bir hukuk olacak mı, olmayacak mı, nasıl olacak? O yüzden bunu, bu soruyu kendisiyle çok cebelleştiği ve cevap veremediği için olsa gerek, zayıf mesiyanik bir güçten bahsediyor. Zayıf mesiyanik güç aslında tekil olarak, yani buradan sonrası artık Benjamin'den biraz çıkan bir şey, benim yorumum olabilir. Belki yani nacizane. Şimdi beni, mesiyanik güç şimdi ve burada ile ilgili bir şey. Mesela bunun cevabını ben Ursula'dan buluyorum. Mülksüzlerde çok basit bir devrim taahhüdü vardır. Devrim yapamazsınız, devrim olursunuz. Yani çünkü devrim yapan bir şey olması gerekeni çağırır. Devrim olan ise olması gerekeni çağırmaz. Zaten olan hep gitmektedir, olmaktadır, kendini inşa ediyordur. Dolayısıyla devrim gerçekleştiğinde, genel grev ortaya çıktığında, proletarya ya da bütün çalışanlar, ezilenler sistemi durdurduğunda artık neredeyse orada devam edecekler. İşte Benjamin'in araç amaç ilişkisine ya da liberal kamusal alan diye ifade edilen hep olan olması gereken ayrımı üzerinden inşa ettiği ve şiddetin bir şekilde devletin tek eline teslim edildiği ya da lokalize edildiği şeyin aşılması üzerine, daha doğrusu illüzyonun nasıl aşılabileceğinin gerçekçi bir perspektifini sunmaya çalışıyor kendisi açısından. Dolayısıyla burada mesela artık kategorilerimiz değişiyor. Egemen diye bir şey aramıyoruz, iktidar diye bir şey aramıyoruz. Ama birdenbire olmuş bir şey değil. Zaten şimdi ve burada olan olarak devrimcilik ya da devrim denilen faaliyet gerçekleştirildiği için genel grev aslında o işin son durağı oluyor. Yangın alarmı gibi bir şey oluyor. Tren durmuş, artık trenden inme saati. Trenin gidecek yeri yok yani. Çünkü raylar döşeli değil. Ya rayları döşeyip eski sisteme döneceğiz, mitik şiddetin yaptığı gibi bir karşı iktidar kurup gideceğiz. Ya da rayları da sökeceğiz, demirleri de sökeceğiz. Belki treni de bırakacağız. Belki de treni ev yapacağız. Bilemiyorum yani. Onu Benjamin açıklamak için. Evet. Hayır yani bir şey, onun yangın alarmı diye bir ifadesi var. O yangın alarmının çekilmesi gerektiğini, çünkü artık hareketin durdurulması gerektiğini. Devrimle tahayyül edilen şey zamanın durdurulması, hareketin bitirilmesi. Erken bir ilerleme karşılıklı olarak da okunabiliriz değil mi? Ekolojistler öyle okuyorlar. Adam aslında yakalamış, görmüş. Yani dolayısıyla Benjamin'in katılımcılık, müzakere, parlamenter sistem, toplumsal roller, kamuoyu yoklaması, seçimler, temsiliyet biçimleri gibi ifade tarzları ve bunların gerçeklikleriyle olan bağını bu metinle, şiddetin eleştirisiyle ya da hukukun da okunabilir, eleştirisiyle ortaya çıkardığı şey bunun, ya da devlet eleştirisi diye de okunabilir. Bunları birbirine indirgemiyorum ama genel hatlarıyla söylenebilir. Böyle bir şeyi sona erdirme yaklaşımı var. Gidecek bir yolda tarifi yok. Burada da bir tane daha şey var. Bu metnin eleştirisi, Kant'ın eleştirisi açısından. Bir de kozmopolitan yurttaşlık üzerine Derrida'nın bir takım seminerleri var. Ama Derrida sonuçta tekrar Habermas'çı bir çizgiye doğru ilerlediği için, o zaman yazarken bunu şey yapmamıştım, kullanmamıştım ama belki de bir metin eksikliği olarak koymak lazım. Yani o da mesela tekrar şey yapıyor. Yani Benjamin gibi çok az figür vardır. Yani Marx, Nietzsche gerçekten ona çok ilginç figürler. Yani şey değiller yani, felsefe tarihinde, düşünce tarihinde yaşamı savunmak ender olan bir şeydir. Ölüm, asıl olan şey ölüm. Olması gereken düşüncesi o. Mesela basitçe şunu söyleyebiliriz. Komünizm nedir diye sorsalardı Marx'a, basit bir cevabı var. Ölü emeğin canlı emek üzerindeki egomanyasının sona erdirilmesi. Zaten parayı kaldıramadığımız için, metayı kaldıramadığımız için komünizm diye bir şey gerçekleşmiyor. Böyle bir şey. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Beni elinden alarak tekrar dönmesini. Harika. Düşünce tarihi için böyle. Ben düşünce tarihi için böyle. Eyvallah. Kaçmam gerekiyor. Kağıtlarım esir kaldı bir yerde. Onları almam gerekiyor. Çok özür dilerim. Yarın onunla tekrar döneceğim. Tamam, tamam. Biz çok teşekkür ederiz. Bir yerde kolay yaz. Kalabilirsin bu akşam. İstanbul'a gidip geleceğim. İstanbul'daki kağıtları almam gerekiyor. O yüzden. Yarın kalabilirsin. Tamam. Tamam. Onu konuşuruz. Görüşürüz. Şimdi, çok mutlu oldum. Bak bilemedim. Hatta arada bir internete girdim. Soracağım bir şey gibi falan dedi. Bence şey, Selçuk abinin konuşmasını dinleyelim. Çünkü Selçuk abim tam provokatif konuştuğu için. Bu esnada ben Selçuk abi seninle üçüncü kez yan yana konuşuyorum. O arada bir şey sözlerle alışkanlık. Evet ya, valla. Şey, dokunulmazlıklar kaldırılmış. Referandum'a gitmeden. 376 ile kabul edilmiş. Oo, çok güzel.
İşte başımıza dandiler gelecek o zaman. Şimdi mitik şiddet mi oluyor bu Mesiyanik şiddet? Mesiyanik şiddet ayrı, mitik şiddet ayrı. Mitik şiddet karşı iktidar olmuş. Dokunmazlığın kalkmasını soruyor. Evet. Aa, özür dilerim. Tamam bak. Orada bir şiddet, bildiğin hukuk şiddet ilişkisi var abi. Hiç mitik şiddetle alakası yok. Yasa koyucu şiddet. Evet, yasa koyucu şiddet, evet. Polis gücü bu, parlamento. Evet. Sorun evet. Bu muydu? Hayır canım. Ben bir şey sormayacağım. Ha, sorun. Çok unutma. Ben girebilir miyim araya? Tabii tabii. Evet. Alakasız kapan kurak şeyler var. Bir tanesi şu, yani omitinden hissediyorum. Şiddetlerin şiddetin evet. Üzerine. Gencecik bir yazması ne kadar güzel değil mi? Çok provokatif ve üstelik de şey... Karşımız 1960 yılında o mektuba cevap veriyor. Çünkü soruyorlar sonra. Diyorlar ki sana böyle bir mektup yazmış birisi. Genç bir... Aa evet öyle 20'lerde bir çocuk bana yazmıştı falan diyor. Adam atmamış. Almanlık da böyle güzel bir şey. Karşın 1960'da Hamlet ve Hekuba diye bir yazı yazıyor. İşte bu karar verme şeyine. Yine kendi çizgisini koruyarak. Beni yanlış anladı falan filan diyor. Yine aşağılandık. Görüyorsunuz değil mi? Felsefeciler de bunu sürekli Alman olmamakla suçluyoruz. Ya abi ben de Almanca bilmiyorum. Ben de acayip bir şey durum. Bir şey olmuştu. Bizim hukuk felsefecileri kongresi. Akşam herkes alkolü Alman grubunun yanına yanlışlıkla gittim ve bir şey konuşuyoruz. Almanca bilmekle ilgili konuştuk, adam bir şey dedi. Fakat dedi bizim Almanca konuşmamız son derece doğaldır çünkü felsefe yapıyoruz biz. Çok güzel, evet kesinlikle. Ve bunda bir ayıp bir şey söylediğinin farkında değil, değil mi? Yani Almanlık, yani ayıp olsun ki. Bu bir Alman işi yani. Almanlık ne güzeldir Almanlık diye. bu adalet meselesi çok etkileyici. Bu Kleist'ta vardır. Adaletin kılıcı işte böyle muhtemeler diye bir ifade. Aynı şey bu şeyden sürekli bahsedildi Shakespeare'in. Hamlet'i. Hamlet değil. Venedik tacir. Ha Venedik tacir. Onun sonunda da Yahudi benzer bir şey söyler aslında. Adalet gerçekten gelseydi hangimiz kaçacak yer bulurduk? Evet. Benjamin aslında tam da öyle bir şeyi tasarlıyor. Evet. Yani adalet onun kafasında, yani ben mistik diyeceğim çok basit bir şeydi ama yani mistiğe benzeyen bir halde. Hukukla ilgili bir şey değil zaten. Yani hani biz adalet hukukla ilgili değil de ilgili değil de bulmamızın sebebi hukukun vaat ettiği adaleti hiçbirimiz açısından, yani onun dilinde bir adalet olması, çok anlamlı bir şey olmaması. İnsan, insanları ölçer. Yaşasaydı şu kadar para kazanırdı, ölmesin, şu kadar tazminat verirdi falan gibi bir şey. Benjamin'in o metinde Sorel'e gitmiş olması beni sürekli şey yapıyor. Yani bu kadar böyle şaibeli ya sert olabilecek bir şey. Çünkü yaşam evet ama ancak melankolik bir kırılma yaşayan bir adam bu kadar radikal bir savunuşla şey yapabilirdi. Devrime doğru gidebilirdi. Yani bu şiddete sarılabilir. Çünkü bu kadar büyük melankoli ancak bu şiddeti... Evet, çok da sert tepki veriyor melankoli konusunda. Yani melankoli romantizm tartışması konusunda. Melankoliden tiksinirim, melankolik de değilim. Ama beyanıyla da bağlı değil. Ha muhakkak, muhakkak ama hani... Sert bir melankoli var ki bence. Evet. Yani şey, çünkü ancak o zaman... tabii ki bunu diyecek ayrıca bir melankoli. Eğer melankoli değilse bunu diyecek zaten. Ya ama onun ileriye gidişiyle ilgili, yani devrimden sonrasıyla ilgili de şey var. Orada bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Evet. O zaten böyle bir, şey, hani böyle sanki yıkıntılar yani zorla gidiyor o melek metaforu var ya, evet. Melek tarihi, meleği metaforunu devrim sonrası için de geçerli olan bir metafor olduğunu düşünebilir. Yani böyle hani zorla koparılıp ileriye doğru ve bakarak giden bir melek. Cennette ne sen rüzgarlar kanatlarını alıyor. Şimdi o sen sorunu diğer sorunu hazırlarken ben şeyi soru yapayım. Sorun değil bu şeydi yani evet. Tam da söyledim. Ha, şey bu şey metin olarak izlenebilir. Mesiyanik şiddet ya da mistik şiddet senin dediğinde ya da başkaları ilahi şiddet. Bu şeyde bu şiddet türünde ki ifadeler şiddetin eleştirisindeki ifadeler tarih üzerine tezlere gittiğinde zayıfa dönüşüyor. Değil mi? O hayal kırıklığı şeyde var. Şöyle, ama bütün entelektüellerde de var. Benjamin'de de var. Benjamin'in kötü tarafı şu. Kendisi için söylenilen bir laf. Kendisi de bunu kabul ediyor. Hazreti Eyüp'ün sabrı var sende diyorlar. Öyle bir adam. Melankoli değil de o başka bir şeyle açıklanabilir belki. Ben şimdi Benjamin'e yakından bakıyorum ya. Belki de benim olabilir. Körlüğüm de olabilir. Yani şey hazır teşhis olarak kullanmıyorum melankoliyi. Yani kişisel bir deneyim nedeniyle söylüyorum. Evet. Ama şey, yani özdeşlik kurma konusunda çok popüler bir adam yani Benjamin Manya denilen şey var biliyorsun.
Evet, böyle evet. O Eyüp Sabri da herhalde bu kağıtları bile doldurulmuş şey küçük küçük yazar. Evet. Neyse konuyu dağıtmayalım. Mesela Sıkmayalı Kant'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu Kant'ı eleştirmek mekruh bir şey ya da yani evet, evet, haram bir şey falan gibi. Türkiye'de hukuk felsefesi alanında bir Kantçı gelenek var. Ve eskiden baskın olan bir gelenekti bu. Hala baskın olduğu düşünülerek bununla hesaplaşılmaya çalışılıyor ama o boşa düştü o hesaplaşma çünkü çekim gider. Ama onlarda şöyle bir hata vardı. Türkiye'de hukuk felsefesi literatürüne böyle bir hatayla girdi Kant. Kant'ın ahlak düşüncesi, demesinin yaptığı evet, ayrım o yüzden önemli. Yani içsel olanı ve kategorik uyrukla tanımlananı hukuk düşüncesiymiş gibi düşünüyorlar. Çünkü ya Kant'ın benim çok son derece kabalaştırarak anladığım şey şu, kişilerin ahlaki otonomilerini organize eden, sınırlarını çizen bir şey olarak hukuk tasarımlar. Evet. Ve o dışsal bir şey. Şimdi siz içsel bir, kategorik bir imperatif buyruğu dışsal bir buyrukmuş gibi düşünürseniz, hukuka baktığınızda hukukun, Luhmann bunu çok güzel anlatır, hukukun buyrukları hipotetiktir, psikolojiktir. Şu olursa bu olur, şu şartlar olursa bu olur. Anayasaları bir tarafa bırakalım, onlardan bahsediyor. Üstelik Kant da böyle söylüyor. Kant da hukukun giderek, yani daha doğrusu politikanın da hukukun da ahlaka doğru kaymasını istiyor. Yani onun kesin haklarına doğru gitmesini istiyor. O da hipotetiktir diyor. İşte sözünü balla kestim, bir Ankara'da şey vardı, Kansu Şahit, siyasal bilimlerde ben bir konuşma yaptım. Bu alanda çalışan, Kant üzerine çalışan birisi, Kant onları nerede diyor dedi. Ben de kitapların adını saydım, sayfalarını söyledim. Vallahi ben söylemedim dedim. Ya vallahi ben söyledim. O bizim okulun şeyi. Yetersizliği. Bilemiyorum. Sonra geri çekildim. Yani çok haklısın. Bizde evet, de şeydir. Kant'ı söylemediğini söyletiyorlar. Kant'ı söyletirler. Evet. Bir Kantçılık, ahlakçılık. Evet. Çünkü genellikle bu tür uçlarda bir de şey var. İsterler ki gerçekten kategorik olsun. Evet. Yani evet, Kant'ın istediğini isterler ama Kant'ı söylemediklerini Kant'a söylettirerek evet, bunu yaparlar. Böyle evet, bir şey gibisi var bizim. Çok teşekkürler. Kısaca şey geldi aklıma da bu uluslararası hukuk hatta edebi barış bizim evet, uluslararası ilişkiler eğitiminde daha girişte onu bilmiyorlar. Hani liberaller böyle diyorlar diye. Biz de felsefe bölümlerini övünmek için söyledik. Her şeyi söylemiş. Bak Avrupa Birliği projesiyle onda. Ama aslında kendi referansını bulan bir evet, şey olduğu için aslında edebi barış. Yani Birleşmiş Milletler'in kurucu metni gibi bir şey evet, bir yandan söyledikleri işte. Hala da şey diyor mesela işte yurttaşlar asker olsun evet, meselesi mesela orada da şeyden çıkması, profesyonel orduya katılmaması gibi. Ne bileyim zaten uluslararası toplum, uluslararası toplumun oluşması ve bunun üzerinden bir şeyler gerçekleştirme gibi. Bir şey dikkatimi çekiyor hani bu Kantçı en hakim şeylerden bir tanesi uluslararası hukuk da dedik yani onunla ilgili diye. Mesela buyruk kural diye bir şey var uluslararası hukukta. Bu yani jus cogens diye geçen bu buyruk kuruluna göre mesela devletler kendi aralarında belirli anlaşmalar işte uluslararası belirli normlara aykırı şeyler sözleşmeler yapamazlar. Mesela kölelik anlaşması hiçbir şekilde yapılamaz. Buna niye yani abi? Benim arkadaşım şeyde çalışıyor. Rusya'da 5 tane Türk firması var. Şimdi onlara özel izin verilmiş. Rusya'da toplam 30 bin Türk işçisi bulundurma şeyi vermişler, kotası. Arkadaş büyük bir holding işi, kamera kaydı var, adını söylemeyeyim de şey olmasın. Bu kriz çıkınca Rusya'yla Filipinler'e gitti. 10 bin kişi seçti. Topladı, Rusya'ya götürdü şantiyeleri. Tam da söylemek istediğim bu zaten. Muydu, pardon. Böyle bir sözleşme yapamazsın evet, diyor. Ama işte zaten tam da bununla beraber gerçekliği gizlemiş oluyor. Mesela ABD'de benzer şeyler var. Temizlik şirketleri var. Göçmenler gidiyorlar, temizlik şirketleri aracılığıyla doğrudan aslında tam bir birikim rejimi, yani kapitalizmin şey evet, yapıyor ama köleci üretilmezsin. Yani hiçbir şeyi yok, sadece yemek veriyor, barınma veriyor, çalıştırıyor, diyor ki seni sınır dışı ederim, hiçbir şey yapamazsın gibi. Ama tam da bu, sözleşmeyi yapmıyor. Zaten bir bakıma şöyle bir şey de var, kapitalizmin her zaman kayıt dışına da ihtiyaç duymasıyla bağlantılı. Bu uluslararası hukukta da demin demiştim ya, eşitler arasında bir ilişkiyi tanımlıyor, sonra diyor ki güç belirleyicidir. Güç nereden kaynaklanıyor işte? Bunlardan kaynaklanıyor. O saatten sonra zaten söyleyeceğim bir şey yok. Sen bana vurdun ama eşitiz gibi bir şey de söyleyebiliyor artık.
Yani o buyruk kuralının kendisi unsuz hukukta da çok hakim ama bu tarz sözleşmelerin geçersiz olmasını şey yapıyor ama sözleşme olmadan bunu uygulayabilir misin? Uygulayabilirsin, uygularsın. O da ayrı bir şey. Mesela evet. Yapacaksan böyle yapacaksın sözleşmeyi. O geldi. Bir olması gerekenin çizilmiş olması hepimizi rahatlatıyor gerçekten. Öyle daha doğrusu. Onu istiyoruz. Her bulunduğumuz yerde istiyoruz. İşlerin kuralları nasıl işlediğini. Bir takım kurumlar istiyoruz, o kurumların kuralları olsun istiyoruz falan filan ama yani aslında istediğimiz şey bizi geçici olarak bir talep olarak bunu dile getirmek lazım. Gerçekliğin kendisiyle ilgisi yok. O yüzden şimdi Filip Türkiye'ye bir kota uygulanıyor. İşte şu kadar işçiden fazlası gelemez. Hepsini bindiriyorlar, yolluyorlar. Oradan gidiyor başka bir yerden. Daha ucuz iş gücü. Aslında Türkiye'den götürmekten daha da ucuz. 10 bin kişiyi alıp götürüyor. Hem de sikerek 100 bine yakın başvuru olduğunu ya diyor ben diyor 10 gün boyunca şimdi insanları seçeceğim diyor. Bu da benim çok yakın solcu bir arkadaşım. Ucu bir yakınlama yani hani yazma veya yasama ama yap. Sen şunsun, bu sınıf iktidara gelirken bu sözü yüksek sesle söylemedin mi? Louis'i giyotine gönderirken ne dedi bu adamlar konvansiyonda? Gerçekten de konvansiyon bir kralı yargılayamaz. Hikaye budur, yargılayamaz. Krala haksızlık olur. Kral sağ kalamaz, bize haksızlık olur. Dolayısıyla herhangi bir yasa çıkartmaya gerek yok, Louis'i öldürelim yani. Yani Milosevic o zaman haklı. Milosevic ben sizi tanımıyorum, siz kimsiniz ya, beni yargılıyorsunuz. Milosevic kesinlikle haklı, hiç tartışmıyor bu konuda da. Böyle az, mızıldamadı da falan, böyle baktı siz kimsiniz ya falan. Milosevic'in haklı konusunda hiç tartışma yok, yargısal pozisyon itibariyle. Ya hani Veil mağluplara, kazananların mahkemesinde yargılanmak kim ister? İster misiniz? Kazananın mahkemesinde yargılanmak. Kazananın mahkemesi mahkeme olur mu? Yani kefaret, kan, intikam istemiyorsa ki kazanan onu ister. Ne isteyecek kazanan? Niye kazandı? Kazananın mahkemesi olmaz. Mahkeme savaşan taraflar arasında inşa edilir bir süreç değil. Kazanç kayıp daha da stabil bir şey gibi sanki. Ama hani burjuvazi bizi aldatmış mıdır bu meselede sorusunun cevabı. Bence işte hani konvansiyon başkanının o nefis kapanış konuşmasında. Doğru kralı yargılayamayız. Doğru kral kalamaz yani. Götürün öldürün yani. Bu kadar da bence ayakları yere basan yetenekli bir sınıf. Ve sadece kendisi değil ya da kendi amaçları açısından değil, taşıyıcıları açısından da yani küçük burjuva taşra avukatları, işte bugün sayalım akademisyenler, medyada çalışanlar, bütün taşıyıcıları aracılığıyla yürüttüğü operasyon, iş, hükümetin yaşamı gayet başarılı yani. Yalan söylemek, ya ideolojiye yalan demek gibi bir hani çilik yapmayacaksak, yalan söyleme alışkanlığı olan bir sınıfta değil. Evet, yani zaten... olanı bir başka türlü tarif ediyor ama tarifi gayet sağlam yani. Lukaç'ta bir şey söylüyorsun, şey bu abartıyor şey mesela. Biz hep bu şeydeki Hegel'deki efendi köle kısmında mutsuz bilinç bölümüne takılıp kalıyoruz. Mesela bizim aydınlarımız gerçekten stoacı. Stoacılık da köle ahlakı. Yani bir tür Hristiyanlık öyle. Şey diyor adam, ben farkındayım, evet doğru farkındasın. Şu yanlış, evet. Şu doğru, evet. Tamam hepsi doğru falan. Ama işte ne olacak? Ya ben ne yapayım kardeşim, ben bir şey yapamam deyip kenara çekiliyor. Bunu Hegel bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyor. Yani tikellerin evrenselde barışamama şey olarak görüyor ve örgütlenmek gibi bir şeyden bahsediyor. Lukács da bunu alıyor, şey diyor, efendi yalan söylemez. Efendi kendisi zaten yaptığı şey, kendisi bir şeyi var, sistemi var. Ben tarihini almıyorum. Sistemi şey yapıyor, ancak köle. Yani bunu dönüştürecek o. Çünkü yaşamla ilişki kuran köle. Yapan, emek harcayan köle. Ancak o bir şey yapabilir, yapabilirse. Öbürü zaten sistemi korumak zorunda. Yoksa züğürt ağaya dönüşürler. Şimdi vaktimiz azaldığı evet. için ben bir hocam ben de, evet, başlayayım. Evet. Yani ama zaten oralara döneceğiz gibi gözüküyor. Şimdi evet ya 2013 yılında Immanuel Kant Vakfı bana dünya vatandaşlığı ödülü verdi. Abi çok abi bize dilerim abi yok, sen. Yok ha yani şimdi normalde aynı zamanda şu yaptım abi. Aynı zamanda bir şövalye ünvanlısıydım. Bu Kant'ı savunmam gerekiyor. Yani kahramanca terörist. Özür dilerim abi vallahi. Bir şövalyesi. Bir şövalyesi olarak Kant'a yapılan bu edepsizliği. Siz ona mı ettin abi? Evet onun için aldım delil olsun diye. Abi onu Kanada'da yayınlayacağım. Şimdi karşılıklı bir sorun var tabii.
Ben ödülü almaya gidemedim. O sırada Soma katliamı olmuştu, maden katliamı ve ben gözaltındaydım. Daha dövülmüştüm, biraz sağım solum kırılmıştı ve bir spor salonunda tutuluyordum. Ödül töreninin olduğu saatlerde. Birisinin yanında telefon vardı ama cep telefonu ve internet bağlantısı. Benim o ağız yüz dağılmış kol askıda halimi çekip ödül töreninin yapıldığı salona gönderdi Berlin'e. İşte onlar da seyretmişler ve vakıf başkanı dedi ki doğru bir kişiye verdiğimiz anlaşılıyor ödülü. Hani ödül töreni sırasında benim yerimi almaya gidelim. Ki bence karşılıklı bir yanılgı bu. Gerçekte bana vermek, bana verilmesi Kant'ın hoşuna gitmezdi. Yani Kant'ın tarif ettiği kişi ben değilim. Yahut belki de ödülünü tarif edeceğim ama böyle bir ödülüm var. Kant vakfı, dünya vatandaşlığı seçerken Kant'ın isteklerine veya ayrımlarına uygun davranmıyor. Çünkü Kant vakfı bugün burada. Bugün burada yaşıyor, bu dünyanın ilişkileri içerisinde yaşıyor bir örgüt olarak. 1974 yılında yayınlanmaya başlayan bir dergimiz vardı. Ben 1995 senesinde avukat olduğumda o derginin editörlüğünü yaptım kısa bir süre. Çağımızda hukuk ve toplum derdi. Çok eleştirilirdi. Gereksiz bir ikili diye. Hukuk ve toplum. Gereksiz bir ikili. Niye? Aynı yıllarda oysa dünyanın her yerinde bu iki kavram birbirine temas ettirilmeye çalışılıyordu. Eleştirelcilerin işi de belki benzerdi. Onların hem derneğinin hem de konferanslarının arka arkaya adları buydu. Hukuk ve toplum işiydi. O yıllarda seçilmiş olan adı da örgütün Çağdaş Hukukçular Derneği'ydi. Bir kuş diliydi bu. Yine tamamen Türkiye'nin konjonktürel şeyine uygun. İlk yıllarda Contemporary diye çevirmişlerdi örgütün adını. Gerçekten Çağdaş'ın sözlük çevirisi bu Contemporary Lawyers Association diye çevirmişler. Çok gülerdi Avrupalılar bize. Yani nasıl Contemporary? Şey mi, deri mont giyip motosikletle mi geziyorsun? Ne tür manyaklıktır ya? Contemporary Lawyers diye bir şey olur mu? Nesiniz hani? Ateist misiniz? Satanist, ayin mi yapıyorsunuz? Durumunuz ne? Metal mi dinliyorsunuz? Neyse son yıllarda Progressive Lawyers olarak İngilizcesini çevirdik, Türkçesi Çağdaş Hukukçular Derneği olarak kaldı ama çağdaş kavramıyla kast edilenin belki onların dilinde progresif olarak ilerici. Evet. Gelişmeci daha doğrusu. Gibi ilerici, evet. Yine kurtulmuyor bizdeki çağdaşlar fikir olarak kurtulmuyor. 1970 derneğinin adı Devrimci Avukatlar Derneği. 74 derneği Çağdaş Hukukçular Derneği. Ne var arada? Bu kadar net yani. Hani dile müdahale açısından da, hukuka müdahale açısından da arada 71 yükselişi var. Mahir, Deniz, İbrahim. Arada onların katledilmeleri var ve arada darbe var. Ondan sonra Çağdaş Hukukçular Derneği'ne dönüşüyor. Devrimci Avukatlar Derneği. İlginç yani. Üzerinde düşünülmeli diye inanıyorum. Şimdi İzmir'de 9 Eylül Ege Üniversitesi'nde Orhan Gazi ile bugün burada olsaydı belki onu hatırlatırdım bunu. Orhan Gazi ile bir şeye katıldık. Nilgün'dü moderatörümüzde, Nilgün Toker. O günün sonunda bir tartışma çıktı. Tartışma şuradan çıktı. Dedi ki Orhan Gazi, bu ben devrimci avukatım, ben Marksistim, Marksist hukukçuyum falan filan diyen nerede dedi. İşte birisi de burada dedi. Bunlar dedi son derece sert bir biçimde hukuka atıyorlar, tutuyorlar dedi. Hakim pratikleri boş pespaye, savcıların işleri hep yalan, yasaların hepsi zaten falan filan. Peki ne yapacağız dediğimizde de hiçbir şey söyleyemiyorlar, söylemiyorlar dedi. Bir alternatifleri de yok. Dedi bir tür nihilizm, hukuku teşhir etmeye odaklanmış bir yaşam. Bu nedir dedi yani, hani böyle bir şey olabilir mi falan dedi. Aslında bir ayağı böyle bitmişti konuşmanın, bir ayağı da tam da biraz önce müdahale ettiğim yerden bitmişti. Hendekler o zaman açıktı ve henüz saldırıya uğramamıştı. Ama hendek geldiğinde bütün ülkenin üzerindeydi yani. Henüz daha Sur, Cizre, Silopi, Silvan zamanıydı. Silvan'dan yeni dönmüştük gibi yani.
kitlesel bir kırma ilişkin tek bir işaret yoktu henüz. Ki sonradan KCK yürütme kurulu bile dedi ki hiçbir işaret yoktu. Yani böyle bir kitlesel kırma geleceğine ilişkin biz ölçemedik dedi onlar bile. Biz halk olarak dedi. Onlar ölçemediyse biz hiç ölçemiyorduk henüz. Silvan'daki gibi bir itiş kapış olacak diyordu. Ve Orhan Gazi dedi ki burada işte iki hukuk var dedi. İki hukuk yan yana yaşıyor. Aynı özne üzerinde mi Orhan dedik? Evet dedi. Aynı teritoriyel alanda mı Orhan dedik? Evet dedi. İşte dedi galiba Rojava tartışmalarıyla da bağlantılı. Öz yönetim tartışmalarıyla bağlantılı. Merkezi iktidarı bir biçimde iplemeyerek kendine bir tür kolektivist yaşam ya da bir tür komünteryer bir alan yaratmakla da ilgili galiba. Bir şeyden çift hukukluluk diye söz etti. Ya ezilenlerin hukuk üretmesi diye söz etti falan. Neyse. Nilgün de yadırgadı ama oturum başkanı olarak hadi onun felsefeci yadırgamacısı. Ben açıkça dedim ki ben kavrayamıyorum yani. İkili iktidar anlarım. Yani bir yeri kapatırsınız, burada benim sözüm geçer dersiniz. O duvarlar yıkılıp içeri girilene kadar orada iktidar sizsinizdir. Evet, aynı coğrafya olan üzerine hak iddia eden başka bir ekip daha vardı. Onlar da sizi dıştan çevirir. Bir ikili iktidar yaşanır ama ikili hukuk olmaz. Hani çünkü hukuk bir özne çağırıyor, inşa ediyor, kuruyor, iş yapıyor. Hani hukuk bunun üzerine çalışıyor. Aynı kişi.